Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Şeflerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, her hafta farklı bir şef arkadaşımın mutfağına gidiyorum. Onun yapmış olduğu yemeklerin tariflerini, püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Efendim bu hafta çok güzel bir mekandayız. Etiler'deyiz, sandalye braserideyiz. Erkan Şef. Birazdan onun yanına gideceğim mutfağa. Hazırlamış olduğu yemeklerin tariflerini, püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Çok güzel, pratik bir pizza tarifi sizleri bekliyor. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Siz de beni takip edin. Sevgili seyirciler, mutfağa kadar geldik Erkan ustamızın yanına. Şefim kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkürler şef. İyi şef, sen nasılsın? İyidir vallahi, ne olsun. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Evet vallahi Erkan iyi ustamızla. Çekim de bahane oluyor bazen ama bu şekilde görüşmüş oluruz. Şefim şimdi seni nasıl tanıyalım? Baştan mı başlayalım, ortadan mı başlayalım? Vallahi, kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben uzun ya, 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim aile mesleği. Evet, aynen. Büyüklerin yanında başladık mesleğe. Ve öyle sırasıyla devam etti. Çeyrek asır oldu yani. Çeyrek asır benim de oldu. Maşallah, süper. İşte oteller, restoranlar, farklı şirketlerde çalıştık. Bir ara bir eğitim kurumunda eğitmenlik de yaptım. Evet. Ondan sonra böyle bir sektöre özlem duydum açıkçası. Aha. O şuradaki hareketliliği insan açıkçası özlüyor. Arıyor değil mi? Ben de o içim işte kabardı. Sonra dedim bir sektöre geri döneyim. İşte böyle bir işletmenin de başına geçtik. Şefim vallahi 25 senelik bir çeyrek asırlık bir meslek tecrübesi var. Bize çok güzel böyle girişler hazırlamışsınız. Genelde sevgili seyirciler biliyorsunuz biz Şeflerin Mutfağı'nda programımızın sonlarına doğru tadım yapıyoruz ama Erkan ustam sağ olsun. Onu yine yapacağız. Onu yine yapacağız değil mi? Başlangıç. Ön bir tadım oldu bizim için. Tadım. Sağ olsun böyle bu mekanın güzel lezzetlerinden hazırlamış. Bakalım mı tadına? Tabii ki. Afiyet olsun. Valla burada çok güzel bir şey görüyorum ustam. Ben biraz anlatayım mı? Simit değil mi bu? O simit. Kızarmış simit. Evet. Alttaki. Hı hı. Üzerinde kendi yaptığımız turşular var. Turp ve Meksika biberi turşusu. Aa, biz kendimiz güzel kuruyoruz kolay turşulardan. Üzerinde de damla ahtapot var. Bakıyorum damla sakızı ahtapot. Afiyet olsun. O kırmızı biberler biraz acıdır. Böyle yağda güzel bir ekşilik de geliyor. Evet. Ben onu kullanmayı biraz seviyorum. Hani ekşi, tatlı, acı böyle bir arada. Valla çok güzel bir tat. Bir sonraki levrek marin. Hani bunların hepsi menüde ayrı ayrı var gerçi. Levrek marin de hiç ısıl işlem görmeden sosun içinde bir gece önceden pişiyor. Deniz bölgesiyle onu da servis ediyoruz. Şu da pancar gravlax. Gravlax hani klasiktir ya, herkes havuçla yapar. Ben pancarla denedim bunu. O kırmızılığı da oradan alıyor zaten. Fırınlanmış pancarları yine rendeleyip tuz ve şekerle somona yayıp. Hazırlaması da çok pratik, çok pratik ama çok güzel damakta lezzetler bırakabiliyor. Sevgili seyirciler, evinizde yapacağınız, zaman zaman misafir ağırlıyoruz ya, onları da böyle bir başlangıç yapmak isterseniz bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bize çok da pratik. Çok sorulan, evde kolay basit misafirlere ne yapayım? Çok gelen sorular değil mi? En çok gelen sorular. Bakın simit, simiti dilimleyip biraz kızartıyorsunuz. Üzerine de bu şekilde farklı alternatiflerle süsleyebiliyorsunuz. Dün kahvaltıdan kalan simit. Yani tabii. Çok hemen kızarttık onu. İnce dilimleyip bir fırına sok çıkar. Gayet de güzel bir o çıtır bir hal oluyor. Atıştırmalık balıklarla oluyor. Birlikte süper oluyor. Bu da çok güzel. Pancar çok güzel bir şekilde geliyor. Bu nedir ustam? O bizim favorilerden acılı karides. Evet. Dışında bir tempura sosu var. Acı, evet acı ama o acılık sonradan geliyor. Ama o sos Erkan Usta yiyince patlama yapmaz değil mi? Yapmaz. Ha? Patlama şöyle yapar, insanın böyle hepsini bitiresi geliyor. Ciddi misin? Ya bak burada çok güzel dana kaburga yapacaksın birazdan. Bunu yiyemeden beni doyuruyorsun var ya. Buna yer kalmayacak kalır, şimdi. Kalır. Aa, çok güzel bir kokusu var. Harika. Sonradan bir acılık geliyor. Evet. Ama rahatsız edici değil. Damakta Karidesle beraber böyle evet. Çok güzel bir yumuşaklık hissediyorsun. Kesinlikle. Karidesi kızarttıktan sonra eğer fazla kızartırsan biraz sertleşir. Sertleşir. Bak çok dengeli pişmiş. O yumuşaklığı, o şeyi çok güzel hissediyorsun. Şefim bir şey soracağım. Bunu karidesle yaptınız. Hı hı. Peki tavukla yapabilir miyiz? Tavuk göğsüyle kesinlikle. Aynı yöntemle. Kesinlikle. Peki şunu sorsam, bu batırıp kızartıyoruz galiba. Bir tempura harcı var. Heh, senden şunu rica edeceğim. Tempura harcını gramaj olabilir olmayabilir bir tarifini alabilir miyiz kısaca? Yani çok kolay aslında. 100 gramına yaklaşık bir yumurta sarısı. Tamam. Ve o kıvamı yakalayana kadar soğuk soda. Ha, sodayla da kıvamını dengeliyoruz. Evet. Boza kıvamında. Boza kıvamında. Yani şöyle ne kızartacaksam tavuk karides ürüne bağlı. Evet. Ürünü batırıp çıkartıyorum. Üzerinde tutması gerekiyor. Aha. Yok yok tempura sosuna. Ha, tempura sosunun kıvamını anlamak adına sosa buluyorum ve çıkartıyorum. Üzerine yapışıp kalacak. Yapışıp kalması ve akması lazım. Tamam. Ondan kıvam sonra benim da için budur. O kıvamı yakaladıktan sonra da yağın derecesi de çok önemli bunu yaparken. Evet. Hani 175-190 derece ısı aralığında atıyorum ve kızarıyor. Atıyoruz. 1 dakika, belki 1,5 dakika. Ürünün büyüklüğüne göre yine değişir ama ürüne bakın, hep o öneriyi veriyorum. Altın sarısı renk aldığında çıkartıyoruz. Geldik burada çok güzel bir hamburger var usta. Hamburgeri de şöyle, ekmeklerini biz burada yine kendimiz yapıyoruz. Hani bu masaya paylaşımlık olarak bile gönderiyorum bazen ben bunu. Vallahi özellikle ben bunu böyle yumuşak sulu ama bırakıyorum. Şunun güzelliğine bakın sevgili seyirciler, ne kadar pofuduk. Ekmeği de kendiniz mi yapıyorsunuz? Ekmeği de köfteyi de. Hocam yani yesem ayıp olmaz değil mi hocam? Yiyorum. Sevgili seyirciler sizin için yiyorum bunu. Köftesi de hayvanın 3 farklı bölümünden kendimiz burada çekiyoruz usta? Yine. Ama vereyim yani şey değil. Ha, belli bir reçetesi var. Döş, biraz pancetta, biraz kuyruk yağı var içinde. Aha. Biraz da kuzu kullanıyorum. Yani 170 lana %30 kuzu gibi. Hepsini çekiyorum. Yağ oranı toplamda yüzde kaçı tekabül eder? Yağ %5 gibi. %5 yağ oranı var ve %30 da kuzudan oluşuyor. Evet. Tamam. Erkan ustam, şimdi geçelim mi artık tariflerimize? Vallahi çok güzel sohbetler yaptık. Şurayı bir toparlayalım. Kaldıralım. Efendim yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi Erkan Şef'ten güzel bir dana kaburga değil mi usta? Evet, dana kaburga. Neler kullanacağız usta, bir sayalım mı? Dana kaburgada biraz bal kullanacağım, biraz hardal kullanıyorum fırınlamadan önce. Tamam. Bir de sebzelerin üzerinde ben fırınlıyorum dana kaburgayı. Dana kaburgayı kasaptan böyle kesilmiş kemikli halde istiyorum. Tamam. İstedikten sonra da böyle yaklaşık 300 gramlık parçalar istiyorum ki kemik çıktıktan sonra normal bir porsiyon kalabilsin diye. Tamam. Sonra fırında yaklaşık 4,5 saat pişiriyorum. 4,5 saatin sonunda da arpa şehriyeden bir risotto yapıp biraz mercimekli onunla birlikte servis ediyorum. Peki sana şunu soracağım usta, 4,5 saat pişireceğiz. Evet. Kaç derece olacak fırınımız? Yaklaşık 180 derece. Ne diyorsun? Evet. Kapatacak mıyız? Kapatacağım. Heh, bu önemli çünkü. Sevgili seyirciler bakın çok lezzetli bir şey. Yani şunu söyleyeyim size, bir yiyin var ya. Yani şöyle söyleyeyim size, çok sükse yapabileceğiniz bir yemek. Genelde evlerde şey vardır ya, özel misafir geleceği zaman sükse yapabilmek için güzel bir yemek yapman lazım. Evet. Şimdi alternatif bu. Kesinlikle kolay pişen etleri tercih ederler genelde. Aha. Tamam yine tercih edin ama bunu yapın, atın fırına 4 saat bir işinizi yapın, onlarla uğraşın. Usta, lokum. Çok güzel pişsin. Şimdi o zaman başlayalım usta. Ben ne vereyim buradan sana, bir şey istiyor musun benden? Aslında başlangıçta ben şöyle yapacağım. Etleri tuz ve karabiber atacağım. Bu tuz ve karabiber tuz tadını versin diye değil aslında. Mühürlemeye yardımcı olsun diye. Etleri önce bir parça mühürleyeceğim ben. Tamam. Çünkü baştan attığınız tuz ve karabiberin pek tuz katkısı, etkisi yoktur. Evet. Şöyle bir parça sıvı yağ gezdireceğim ki. Bu normal zeytinyağı değil mi? Normal zeytinyağı. Tamam. Amaç tuz ve karabiberi dağıtabileyim diye bu işlemi yapıyorum. Tamam. Şöyle elimle hafif tuz karabiberin dağılması için şöyle gezdirdim. Sevgili seyirciler, bu yemek tekrar söylüyorum, özel misafiriniz geldiğinde evde sükse yapabileceğiniz özel bir ana yemek. Bunu bir yere kesin not edin. Hazırlaması da zor değil. Sadece biraz uzun sürüyor. 4,5 saat fırında piştiği için ama sonuç çok etkili, söyleyeyim size. Yani bunu fırına gönderdikten sonra zaten 4 saat size kalıyor. Tabii. Boşsunuz. Çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Arada bir zeytinyağlı patlatabilirsiniz. Mesela. Evet, şimdi ne yapalım? Gidiyor muyuz? Ve karabiberledikten sonra mühürlemeye gidiyorum. Tamam. O zaman ocağa doğru gidelim efendim. Buyurun. Efendim ızgaranın başına geldik. Ben şunu soracağım ustacığım. Şimdi evde ızgaramız yoksa normal bir tavada mühürleme şansımız var mı? Mümkünse döküm tavada ya da normal teflon bir tavada aynı şekilde ya da fırında bile mühürleyebiliriz. Fırında da yapabiliriz. Biraz bir yükseklik verip fırını mümkün olduğunca yüksek ısıda getirip. Aynen, tamam. Evet ustam, nasıl yapıyoruz? Ya etleri tuz, karabiber ve zeytinyağından sonra şöyle ızgaraya yerleştireceğim. Ters düz yaparak mühürlüyorum. Ters düz yaparak mühürleyeceğim. Mühürledikten sonra da diğer tarafa geçeceğiz yine. Altına biraz sebze, mirpoğa malzemesini koyacağım ve fırınlayacağım. Tamam. Onlar da tabii lezzet vermesi için ekleyeceğiz. Evet. Harika. O zaman şimdi şefim mühürleyelim ve tekrardan da tezgahımıza geçelim. Erkan ustam, güzelce mühürledik ve geldik. Şimdi ne yapacağız? Peki mühürledikten sonra şöyle bir sebze karışımım var. Tamam. İçinde kereviz, havuç ve soğanın olacağı. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz bunu yazın yaparsak, kereviz bulamazsak önereceğim başka bir şey var mı? Yoksa? Yok, kerevizsiz yani soğan, yapılabilir. Havuç. Soğan ve havuçla olabilir. Tamam. Ya bu tabii lezzet vermesi için. Lezzet vermesi için aslında, yani şöyle anlatayım. Ben az sonra yaptığım kaburgaları üzerine koyacağım ve birlikte pişecekler. Etin yağı ve kendi suyu biraz sebzelere damlayacak. Evet. Oradan o sebzelerden çıkan buhar hani biraz harmanlanacak fırında. Bir de düşük ateşte uzun süre pişirdiğiniz için daha lezzetli hale geleceğini düşünüyorum. Süper. Bu arada etlerimin üzerine şöyle hardal. Sevgili seyirciler, bu lezzet kaçmaz. Bu lezzet kaçmaz. Harika bir şey çıkacak ortaya. Ve bal. Biraz da bal. Biraz da bal. Bal koymasak olur mu? Olur. Olabilir değil mi? O biraz da tercihe bağlı. Ama lezzet, güzel bir lezzet veriyor. Evet. Bal ve hardal buluştuğu zaman çok ciddi, güzel bir lezzet. Güzel bir lezzet çıkıyor sevgili seyirciler ortaya. Sebzelerin üzerine yerleştiriyorum. Hatta şunu da şöyle sıyıracağım üzerine. Evet, şimdi bile güzel görünüyorsun. İnsanın yiyesi geliyor. Şöyle kenara aldık. Bunları kenara aldık şefim. Evet. Tamam. Şimdi bunun üzerini kapatıyor muyuz? Kapatacağım. Kapatacağım ama son aşamada bir parça su eklemem gerekiyor. Tamam. Sebzelerin yüzeyine kadar su ekliyorum. Evet. Çok fazla değil. Sonrasında yine sebzelerin üzerine sadece bir parça yağ. Yine sıvı yağ kullandım. Burası çok önemli. Ben genelde bunu kullanırım. Önce streç, sonra folyo. Sadece folyo değil. Buyurun. Neden yapıyorum bunu? Hani az önce bahsetmiştim ya. Tamam. Sebzelerden, etlerden sebzenin üzerine bir yağları, suyu akacak. Evet. Sebzeden de bir buhar çıkacak. Evet. Onlar içeride birleşsin diye. Sadece folyo kullanırsam onu kaçırabiliyorum. Yani içindeki suyu içine hapsetmek istiyorum aslında. Streç film burada daha iyi bir cover yapıyor. Kesinlikle. Yani daha iyi kapatıyor sevgili seyirciler. Ve bir parça. İyi ustam. Harika. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, lokumluk bir et şimdi fırına gidiyor. Birazdan birazdan dediğime bakmayın. Fırında 4,5 saat. Niye bu 4,5 saat yaptım? Her zaman görüşemiyoruz. Belki bir kahve içeriz. Bu arada muhabbet ederiz. Şefim ne hasret giderimiz sende var ya. 4,5 saat. Süper. Şimdi fırına götürüyoruz. Bunu fırına gönderiyorum. Hadi gidelim. Seyirciler, Erkan ustamın çok güzel bir tarifi var. Şehriye ile risotto yapacağız herhalde. Evet, şehriye risotto yapacağız. Arpa şehriyi ve mercimek kullanacağım içinde bir parça. Tamam. Onları önceden ön pişirme yaptım ben. Haşlıyor muyuz sadece? Sadece haşlıyorum. Tamam, çok güzel. Su da haşlandı. Çeri domateslerim var ve şurada benim doğradığım kereviz sapları var. Hem birlikte yediğinizde çok güzel bir lezzet veriyor kereviz sapları ve çok da sağlığa faydalı liflerinden dolayı. Şimdi şöyle başlayacağım. Tavayı ocağa koydum ve ben bir parça ısıttım. Isıttıktan sonra altını birazcık açıyorum. Bir parça yağ koydum ve şu kereviz saplarını soteleyerek başlayacağım. Kereviz safı hemen kokusunu verdi usta. Evet. Çok güzel bir aroması var. Ben kullanmayı çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Aslında Türk mutfağında çok kullanılmıyor. Çok ama hiç kullanılmıyor. Kerevizin kendisini kullanıyoruz genelde ama halbuki sevgili seyirciler sapı inanılmaz lezzetli. Yani gerçekten ben çok seviyorum. Yaprakları hepsinden faydalı. Ya çorbalara doğrayıp koyulan usta var ya. Çok güzel oluyor. Bütün lezzet sapta toplanıyor çünkü. Kolay pişirebilmek adına bir parça et suyu koyacağım. Sevgili seyirciler, profesyonel mutfaklarda alev çok önemli ama evde çok denemeyin. Evet. Arpa şehrileri ekledim. Mercimeklerimi ekledim. Ön pişirme yapılmış. Tamam. Birlikte bir parça soteliyorum. Sonra üzerine çok fazla değil ama biraz krema. Yine bir parça, yani şöyle bir kepçe yaklaşık olarak et suyu koydum. Efendim risotto kıvamında olacağı için biraz daha böyle sulu oluyor. Kremamsı, akışkan, biraz homojenli olacak. Evet. Tam çektirmeden çeri domatesleri ekliyorum içine. En son çektikten sonra da biraz parmesan peyniriyle birlikte kıvamını vermiş olacağım. Evet. Süper. Sonra tuz biberini daha sonra mı ekliyoruz? En son bitirdikten sonra tuz karabiber altını kapatacağım. Peki. Sevgili seyirciler, çok pratik bir tarif. Etimiz de pişmek üzere bu arada. Birazdan fırından çıkartacağız. Efendim bu hazırlamış olduğumuz şehriyeli risottoyu da bu etin yanında servis edebilir. Aynı zamanda farklı tavuk, balık etlerin yanında da servis edilebilir. Kesinlikle. Yani çok güzel, doyurucu bir garnitür. Yani bütün yemeklerle, hani ızgarada pişmiş bir tavukla birlikte, bir balıkla birlikte bile servis edilebilir. Evet, harika. Çok güzel bir alternatif. Pilavdan, yani pirinç pilavından, bulgur pilavından sıkıldık. Evde her gün makarna mı yiyeceğiz, her gün beyaz pilav mı yiyeceğiz dediğinizde bu tarif devreye girsin lütfen. Deneyin. Çocuklarınızı da tattırmayı unutmayın. Evet. Çocuklar bunu bayılırlar. Siyez mesela. Pek bizde tüketilmiyor, kullanılmıyor ama çok güzel, çok güzel aroması çok besleyici ustam. Çok besleyici. Yani... Kan şekerini de dengeliyor. Biraz önce söyledin ya, kereviz sapı için lifleri var diye. Sevgili seyirciler, lifli bakliyat ve sebzeleri tüketmeye özen gösterin. Kan şekeriniz dengelenecek. Emin olun. Benim istediğim kıvama geldi. Tamam. Altını kapattım. Biraz parmesan peyniri ekledim. Evet, yüzdük kuyruğuna geldik efendim. Şimdi etimiz pişti. Risottomuz hazır. Şefim, ne yapıyoruz? Şimdi etler piştikten sonra ben içindeki havuç ve soğanları çıkarttım. Tamam. Biraz tereyağı, biraz krema ile birlikte rondodan geçirdim. Şöyle güzel bir rengi olan havuç püresi yaptım. Oo, şahane. Bu havuç püresini ben tabakta kullanacağım. Hatta... Vay sevgili seyirciler, bakın bu diyorsunuz yani şefler bu tabakları nasıl yapıyorlar, resim gibi. Buyurun işte nasıl yapıldığını size gösteriyoruz. Başka bir programda da göremezsiniz. Şeflerin tabaklarını yaptıkları anları. Evet. Hep bitmiş halini görürsünüz. Baştan sona tabağın yapımı. Ortaya da risottomuzu koyuyoruz. Evet, şimdi etimiz geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor. Aa, şefi kızdırmayın. Eti çabuk getirin. Allah Allah. Şöyle, alayım. Şefim, bir eldiven rica edebilir miyim? Tabii ki. Sosu versene. Buyurun efendim. Bir tane daha vereyim mi? Yok, bir tane yeter. Tamam. Hoppa. Şimdi lokum nasıl olmuş? Bir de kepçe verirsen. Sos için. Vay, sosumuz da geldi. Şimdi eti ben şöyle bir önce göstermek istiyorum. Tamam. Hani ya şu güzelliğe bir bakar mısın? Pamuk. Dokundum mu dağılıyor. Şöyle risottonun üzerine yerleştiriyorum. Vay şahane oldu. Bu da kendi pişme suyu. Aha. Kendi pişme suyunu ocakta ben biraz kaynatmaya devam ediyorum. Bu kıvama geliyor. İstediğim kıvama geldikten sonra özellikle şöyle üzerine gezdiriyorum. Kendi et suyuyla beraber pişmiş oluyor. En son kişniş yaprakları güzel bir aroma verdiğini düşünüyorum ben. Evet. Kişniş hem güzel yakışıyor renk evet. olarak da, aynı zamanda da dediğin gibi güzel bir aroması da var. Güzel bir aroması var. Şurada kırmızı Meksika biberlerim var. Hafif acı, fazla değil. Hafif acı, fazla. Yani çok acı sevenler daha fazla ekleyebilir. Efendim buyurun, tablo gibi şu da Frank harika soğanlı bir tabak ortaya çıktı. Lezzetinin yanında görselliği de çok önemli. Evet. Özellikle bu tarz restoranlarda sevgili seyirciler, görsellik ön planda olması gerekiyor ama hem sağlıklı hem de lezzetli olması lazım. Müthiş bir tabak. Önce lezzet zaten. Ya benim için önce lezzet. Damaklarda, hafızada yer almak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Görüntü insanlar unutabiliyor. Evet efendim, şimdi ama bu güzel lezzeti beraber tadalım. Tadalım Erkan Usta. Arkadaşlarımdan ben öncesinde ama güzel bir fotoğrafını alalım. Tamam. Buyurun efendim. Efendim ben bu lezzetlere bayıldım. Siz de bayılın diye bir kere daha yiyorum efendim. İlk başta yemiştim biliyorsunuz programımızın başında. Şimdi de şefim gel beraber tadalım. Peki. Bakın şu güzelliğe bakın. Bak 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 bak. Bak lokum lokum. Nasıl ayrılıyor. İşte fırında bu kadar uzun süre pişmesinin sebebi de bu sevgili seyirciler. Hatta şöyle göstereyim. Nasıl ya ustam, böyle lime lime ayrılıyor. Ya uzun süre pişince. Ya Erkan Usta bu nasıl bir lezzet ya. Afiyet olsun. Hani diyorlar ya, kızgın kumlardan serin sulara. Onun gibi bir şey olmuş. Gerçekten de et yemediniz. Bence şu ana kadar siz et yemediniz. Ette de doğru seçmek, doğru pişirmek. Evet. Ben çok inanıyorum buna. Vallahi usta. Kaburgayı herkes pek tercih etmiyor. Ama doğru pişirdiğinizde güzel bir lezzet yakalıyorsunuz. Evet. Bunu ızgarada pişirip yiyemezsiniz. Evet ya, bir anlamı yok. Ama bu şekilde, bu yöntemle yaptığınızda, ya şunun güzelliğine bakar mısın usta ya? Vay 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 vay. Usta bu harika. İçi yumuşak, sulu. Harika bir lezzet. Bunu da çok merak ediyorum. Hafif onu da böyle al dente bırakmaya çalışıyorum. Yani dişe dokunan bir kıvam böyle. Çünkü evet, birbirlerini iyi tamamlıyorlar. Yani şunu söyleyeyim, bakliyat yedim çok ağır geldi veya işte pilav yedim ağır geldi diyorsanız, bakın bu tarz karbonhidratları yaptığınızda hem hafif etin yanında hem de lezzetli. De, çok hafif bir lezzet usta. İşte karbonhidrat yedim ağır geldi, çok pişirmişsinizdir o zaman. Hı. Hani çok yediğinizden değil, tabii, çok pişmiştir. Fazla piştiği için o evet, size ağır geliyor. Çok güzel lezzet. Efendim şimdi bu güzel harika lezzetten sonra çok güzel bir tarif geliyor. Pratik pizza. Evet. Evde de kolaylıkla yapabileceğiniz, misafir mi geldi? Çok kolay yapabileceğiniz pizza birazdan efendim. Efendim pratik pizza nasıl yapılır? Şimdi Erkan Usta'dan hemen tarifini alalım. Şefim neler kullanacağız? Şimdi pizza yapacağım ama biraz farklı olacak. Evet. Evde kolay yapılabilecek bir şey aslında. Tamam. Şöyle lavaş ekmekleri ya da tortilla ekmekleri vardır. Evet, çok güzel. Ben evdeki diyorum, bizdeki fırında sadece kuruyana kadar, böyle biraz çıtır renk alana kadar tutuyorum. Yani aslında yanlış ifade etmedik. Evdeki fırına da sokup çıkartılabilir. Kesinlikle. Evdeki tepsiyle fırına, beraber. Evet, tepsi fırında kalacak. Fırın tepsisi fırında, hatta tepsiyi ters çevirip fırına atarlarsa düz ve ısınmış olur. Evet, yani daha kolay da müdahale edilebilir. Evde pizzanın altı pişmez ya genelde. Süper teknik usta. Evet. Çok güzel püf noktası sevgili seyirciler. Bu tarz şeyler yaparken tepsinizi, fırın tepsinizi ters çevirerek koyun ki daha rahat koyup hareket çıkartabilirsin. Evet şefim. Kuruttum. Kuruttuktan sonra pesto sos kullanacağım. Evet. Önce malzemeleri sayayım. Pesto sos kullanıyorum. Tamam. Fındık kullanacağım. Keçi peyniri olabilir, tulum olabilir. Labne olur mu usta? Labne olur. Lor, en yaygın yani. Lor olur. Lor, evet. Lor da olur. Hepsinden yapabilirsiniz. Tamam. Fındık kullanacağım dedim. Kırık fındık, mozzarella peyniri, kaşar peynirinden de yapılabilir. Rendelenmiş kaşar da olabilir. Kaşar olur. Taze ıspanak yaprakları ve armut kullanarak pizzayı bitireceğim. Çok güzel, değişik bir tat çıkacak ortaya sevgili seyirciler pizzada. Şimdi şöyle başlıyorum. Pesto sosu kızarttığım, biraz güzelce yaptım. Değil mi? Güzelce yayıyorum tabanına. Aha. Tabanına yaydıktan sonra peynirimi ekleyeceğim. Dediğim gibi kaşar peyniri de isteyenler kullanabilir. Tamam, kaşar peyniri koyuyoruz. Ha, onu da güzelce yayıyoruz. Güzelce yayıyorum. Hatta şöyle biraz malzemeden çalmayalım. Bol bol kullanalım. Bol olsun malzeme. Çok kenarlara gitmiyorum çünkü fırında eriyince peynirler eriyecek, taşabiliyor. Tamam. Bunu fırına göndereceğim. Yaklaşık bizim fırını tabii 400 derece olduğu için bende bir dakika bile sürmüyor. Peynir eriyor. Yani evlerdeki fırında da şunu düşünüyorum usta ben. Peynir eriyince 250 dereceyi yakalasalar 1,5 dakika yeter mi? Şöyle düşünsünler. Peynir eriyince çıkartsınlar. Tamam. Peynir eriyinceye kadar efendim. Peyniri baz alıyorum. Şöyle fırına gönderiyorum. Peynirin erimesini bekleyeceğim. Fırından kenarları kızarınca çıkartıyorum. Ve şöyle servis edeceğim tahtanın üzerine. Vay, şahane. Valla gerçekten de pratik pizza oldu usta. Peynir eridi. Peynir eridikten sonra ıspanak yaprakları koyuyoruz. Üzerine koyuyoruz. Ha, ne kadar sevdiğinizle ilgili daha arttırıp azaltabilirsiniz. Roka olur mu ustacığım? Roka da olur. Roka seviyorsanız sevgisiyle rokayla da yapabilirsiniz bu işlemi. Hatta bunu evde çocuklarla birlikte yapıp hani ıspanak yemezler ya pek. Hani ıspanak hoşuna gider onların. Ispanak yedirebilirsiniz. Sonra şu armutu tamam. Şu mandolinle ya da keskin bir bıçakla. Burada ince dilimlemek önemli. Evet, ne kadar ince benim için o kadar iyi. Armutla yapıyoruz sevgili seyirciler. Peki usta başka meyve kullanabilir, elma falan olur mu? Tabii ki ekşi elma kullanılabilir. Bu güzel yakışır. Ayva denemedim ama denenebilir. Denemek lazım. Evet. Tabii armut biraz o tatlılığıyla, şeyiyle güzel bir uyum sağlıyor ıspanak ve peynirle. Öyle olduğunu düşünüyorum. Henüz daha tatmadım kesinlikle ama. Kesinlikle öyle. Elma da yakışır. Daha sonra armutları da koyduktan sonra usta. Şöyle kaşıkla peynirimi ekleyeceğim. Böyle az az peynir koyuyoruz üzerine. Tulum peyniri dedik, lor peyniri dedik değil mi? Ricotta olur, krem peyniri olur. Güzel. Yani size kalmış. En sonunda fındık. Vay 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 vay. Çok değişik bir tat çıkacak ortaya sanki. Kesinlikle. Efendim pratik pizza. Buyurun. Hazır. Her şey fırına girip çıktıktan sonra koyuyorsunuz üzerine. Sadece pesto sosunu ve kaşar peyniri veya mozzarella peynirini öncesinde koyuyorsunuz. Fırına sokup çıkartıyorsunuz. Ondan sonra üzerine biraz daha farklı süsleyebilirler kendileri değil mi? Kesinlikle. Üzerini değiştirebilirsiniz. Roka olur, peyniri farklı olabilir. Şeyi çok. Efendim şimdi bu güzel pratik pizzanın da tadına bakalım. Ama önce güzel bir fotoğrafını alalım. Şefim valla güzel bir pizza. Pratik de dedim. Ben de o zaman pratik yiyeceğim, elle yiyeceğim. Afiyet olsun. Pizza yemenin en güzel yöntemi sevgili seyirciler. Zaten çıtır da bir şey. Yani çok güzel bir atıştırmalık yani. Konuşuyorum, fındık çok güzel yakışmış ya. Yani tıkır tıkır geliyor fındık. Söyledim ya ben mutfakta seviyorum hani tatlı, ekşi, acı böyle bütün tatlar. Yani birçok duyumuzu harekete geçirebilecek şekilde yemeklerini planlıyor. Bir pizzam daha var. Kamamber peynir ve vişneli. Oo. Onu mu deneseydik acaba? Üzerinde de bal var. O da ciddi güzel. Tatlı bir pizza aslında. Sana bir şey söyleyeyim mi usta? İtalyanlar belki buna kızacak ama pizza bu hamuruyla uğraşmaya hiç gerek yok ya. Yani şu görmüş olduğunuz biraz önceki yaptığımız tarzda yapın. 10 numara pizzalar yaratın ya evde. Ya evet evde yapmak için evet de normal bizim normal hamur kullanarak da yaptığımız pizzalar İnce var. İnce hamur yapıyoruz. Kras. Vallahi çıtır çıtır. Söyleyeyim mi size? Çok güzel bir lezzet olmuş. Armutun şeyi çok güzel. Hafif bir şeyi var. Biz hatta farklı bir hamur kullanıyoruz. Yani bizim hamur çok fazla dolapta değil de dışarıda dinleniyor. Çok az maya kullanıyoruz. Hani kiloda 2 gram falan maya var. O yüzden de dışarıda mayalanıyor. Anladım. Artı 4'te dolapta çok fazla tutmadan. Birçok İtalyan pizzacısı dolapta tutuyor. Hamurunu maya çok kaçmasın diye. Evet. Bizde de geç mayalandığı için az kullanıyorum. Geç mayalanıyor. Güzel. Şefim ellerine sağlık. Afiyet çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Harikaydı sevgili seyirciler. Yani hem ete hem de pizzaya doyduk. Bizim de sana küçük bir sürprizimiz var. John, seni sürpriz olarak söylemiyorum. Sevgili seyirciler, geçen sezon yapmış olduğumuz Şeflerin Mutfağı programını kitap haline getirmiştik. Erkan Usta'ma da şimdi ben bu kitaptan hediye ediyorum. Kısmet olursa Erkan Ustam, bu sezonun sonunda da birlikte yapmış olduğumuz bu programda Şeflerin Mutfağı kitabının ikinci versiyonunda yer alacak. Buradaki arkadaşlarımızın hepsini tanıyorsun. Yani birçoğunu, meslektaşlarımız. Sana şöyle takdim edeyim kitabımızı. Çok teşekkürler şef. İçlerinde çok farklı tarifler uygulananlar da var, klasik tarifler uygulananlar da var. Senin kütüphanende de yer alsın diye sana da hediye etmek istedik. Tamamdır. Ellerine sağlık ustacığım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, genç, dinamik bir ekibim var. Onlar da buradalar. Birazdan güzel bir fotoğraf çekileceğiz bugünün arasına. John da burada sevgili seyirciler. Ara ara kameralara girdi kendisi. Sivaslıyım diyor ama değil. Onu söyleyeyim. Sevgili seyirciler, Şeflerin Mutfağı'ndan bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.